açılıyor mu? Nasılsın? Allah razı olsun. İyi, çok şükür. Seni çıkartmışlar. Çok şükür. Hatırladın mı teyze? Hatırladın mı? Nasıl hatırladın ya? O anı ben son nefeste hatırlarım. Son nefeste ölürken ben o anı hatırlarım. Çünkü ben o kadar bir zor an yaşatmayacağım pazar. Ben değil, ben oturacağım. Bu da hep bütün artık. Çok özür dilerim ama sizden. Gerçekten özür dilerim. Allah'ım yalıyordum. Yeminle söylüyorum yani. Ben de biraz herhalde cesurmuşum ki orada bayılık ölmedim. Evde işte mal da insanın canını yoruyor. Tabii. Yeni bir televizyon almıştım daha yeni. Taksidim duruyor. Ha. Onu kucağıma aldım. Bir de ben burada hayvanlarım var. Tüfek cazım var. Onu götürdüm. Şeyin içine koydum şu tarlanın ortasına. Ya devletimizden Allah razı olsun. Bak bugün 14 tane koyun geldi. Kim vardı senin yanında şoför? Tek geldim. Arkamdan Naci Bey geldi. Ha. Sen mi çıkardın? Karar, evet. Bu da senin evladın artık. Benim evladım. Çok telefonda. Bir de Mehmet Bey var. Mehmet Bey, üçümüz evet. Üçümüz. Şoför, Afat'tan. El tünerleriyle. Ben şimdi telefonumu yapardım. Bayağı meşhur oldun ha sen. Bak gerçek söylüyorum. Evlat edindim ha. Bayramlarda, yılbaşında ben... Bunlar hep senin evladın. Gel beraber görmeyecekler bunlar. Sen de benim evladım. Ya çok geçmiş olsun. O Mehmet Bey, sen gerçekten benim evladımsınız artık. Hayatını kursana. Benim hayatımı... Can borcum. Estağfurullah. Dedim. Ana buradan... Seni kucağında götürenin birisi de bu. Aa bak. Hatırladın mı teyze? Üç kişiye erdi bunlar, biri bu. Hatırladın mı? Bir daha az önce geldi. Şimdi o vakit kalıyorum, beni kucaklarına aldılarsa arabanın içine yerlediler. Ben kalkamadım. Evet. Ya. Evet. Çok şükür. Düştüm teyze, ya. Buyurun. Oraya düştüm. Evet. Bana diyor ki bu bizim benim. Sen yürü diyorum. Sen diyor. Kasit diyorum. Kasit diyorum ya dedim. Yürüyebilirim ama kasit diyorum. Görmeyeyim. Şafak Ursavuş. O gün tabii temas halindeyiz. Biz yangını çok yani yakinen takip ettik. Hep ciğerlerimiz yandı. Şafak bizim Yakut ekibimizin başındaki kardeşimiz, çalışanımız, arkadaşımız. O gün bana attığı mesajda işte Kızlar Sekisi köyünde başkanım bir teyzemizi ve onun kızını kurtardık deyince hakikaten çok duygulandık, çok etkilendik. Çok büyük bir mutluluk. Bizim inancımıza göre... Onun için ayrıca teşekkürler. Eyvallah Mustafa abi. Bizim inancımıza göre... Bir kişiyi kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir diye inanıyoruz. Bizim inancımız onu gerektiriyor. Onun hayır duasını almaya geldik hep beraber. Şafak da artık onun evladı. Sediyeyle gelip götürdüler zaten. O sebeple bugün bütün ekibimizle beraber Kozan'da yangından etkilenen köylerimizi geziyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla, bütün kurumlarıyla siz de gördünüz. Vatandaşlarımızın yanında. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin. Bütün kurumlarımız, valimiz, bakanlarımız, teşkilatımız, il başkanımız, milletvekillerimiz, tüm kurumlar, AFAD, Kızılay, bizler hep beraber bu vatandaşlarımızın bu sıkıntılarının giderilmesi konusunda çaba içerisindeyiz. İnşallah tez zamanda, yakın zamanda bu sıkıntılar giderilecek. Nesibe teyzemiz, Medine teyzemiz, Nesibe teyzemiz, Mustafa abi bizim hep yüreğinde oturan insanlar zaten bizim açımızdan. Bu yönüyle de önemli. Onların hizmetkarıyız. Allah bir daha göstermesin bugünleri diyoruz. Hayır duasını almaya geldik. Şöyle söyleyeyim. Yoncalı'da tahliyedeydik. O sırada kriz merkezinden bize bir telefon geldi. Garnizon komutanımız aradı. Jandarma alay komutanımız. Dedi böyle size bir numara atıyorum. Teyzeler mahsur kalmışlar. Kurtarabilir misiniz dediler. Biz de AFAD ekibiyle beraberdik. Jandarma da yanımızda vardı. Onları oraya bırakıp buraya gelmeye başladık. O sırada teyzemle devamlı telefon halindeydik ama yani ben caminin yanındayım diyor, oradan aşağı in diyor ama sadece cami gözüküyor, başka hiçbir şey gözükmüyordu. Bir 10-15 dakikaya yakın aradık, bulamadık. Alevlerin içine daldığınızı anlattın İsmet teyze. Aynen, doğrudur. Yol üzerinde alevler vardı. Dumandan gözükmüyordu. Tam vazgeçeceğimiz anda, çünkü yangın her tarafımızı sarmıştı, bir ışık belirdi. Teyzemin telefonun ya da fenerin ışığıydı. Orada dumanların arasından belerdi. Görsünler diye burayı bulamıyorlar. Dumanlar. Evet. Tam yolda gelirken tekrar önümüzü dumanlar kapladı. Giremedik. O sırada bir sakinleştim. Bir koridor gibi bir şey açıldı. Dumanların arasından bir koridor açıldı. Oradan teyzelerimi gördüm. Ve hemen içeriye girdim. Arkadan bizim arkadaşımız geldi. Sonra AFAD'ın, Mehmet Bey'in arabası buradaydı. Biz burada teyzemi, evet, ileride yarı baygın halde yatıyordu teyzem. Diğer teyzem de zaten bizi yolda karşıladı. Hemen aracımızı attık. Gelirken gene alevlerin arasından geçtik.
Çok şükür 112'ye teslim ettik. Onları böyle sağlıklı gördünüz, başkanımla birlikte kucaklaştınız. Sizi görünce yani, yine ağladı. Evet, tüylerim diken diken oluyor. Hemen sağladım yani, ben zaten. Görüntü altından alev yukarı vuruyor. Halen de gidiş şekli bekle. Seni kurtardı, o anları hatırlıyorsun. Evet, hatırlıyorum. Şimdi onu görünce hiç anlatamayacağım bir şey hissettim. O şoku ancak ben bilirim. Oradan kıpkırmızı alev topunun içine vurdular. Bak, gel değil mi? Ya buradan bu tarafa tam yolun içi ama yolun bu tarafa. Altından üstüne alev geçiyordu. Hatta halen geçmiş de o bahçeyi yakmış. O alev topunun içine vurdu. Çok dua ediyorum. Allah'ım evlatlarıyla uzun ömürler versin. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Allah'ım bütün kurum ve kuruluşlarımıza Allah onlardan razı olsun. Allah'ım kılına keder getirmesin. Allah onlardan razı olsun. Ben hep yatarken artık hep dua ediyorum. Ve de dua edeceğim devamlı. Uzun tek arzum beni unutma o. Teyzemsin, annemsin. Kahveye beklerim. Şimdi yani sakinleşince. İnşallah. Ben senin bir anan oldum. Gerçekten anan oldum. Evladımsın benim. Uzumsunuz. Allah razı olsun. Yani o anı Allah kimseye yaşatmasın. Cehennem anı, mahşer anı yaşandı. Ne olur ne olmaz diye fişeğini aldım. Böyle yaptım. Koydum oraya. Heh, bana bak. Heh. Heh, bir de öyle alayım. Bakayım, videoda var evet hatta.